arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ha gayret 3 tane konumuz kaldı destek ve hareket sistemi canlarda davranış ve ekoloji ekolojiden 2 ya da 3 video olacak destek ve hareket sistemi davranış bir video olacak toplamda ortalama 5 video falan olacak yani toplamda ne kadar oluyor videomuz 65 falan 65-68 falan videomuz olacak. Sonra da alan eğitimine başlayacağız inşallah. Hemen başlayalım destek ve hareket sistemi ile ilgili. Şimdi buna başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Campbell'daki destek ve hareket sistemi çok detaylı değil. Yani orada kemiğin yapısından falan bahsetmemiş. O yüzden destek ve hareket sistemini önce benim geçen seneki videolarımdan izleyin. Yani 2022 videolarımdan izleyin. Daha sonra buradan gelip izleyin. Burada daha çok kas üzerinde, kas kasılması üzerinde durmuş. Dolayısıyla kemik yapısını, kıkırdak yapısını Öncelikle 2022 videolarından ya da AYT videolarından izleyin arkadaşlar Daha sonra bu videoyu izleyebilirsiniz Şimdi kasın işlev görmesi için protein filamentlerinin etkileşimi gereklidir diye bir başlığımız var Şimdi burada protein filamentlerden bahsedeceğiz Arkadaşlar kas hücresinin işlevi mikrofilament dediğimiz hücre iskeleti elemanlarına dayanmaktadır Mikrofilamentler de hücre iskeletinin aktin dediğimiz elemanlarıdır arkadaşlar. Aktin ve miyozinden bahsedeceğiz tabii ki burada. Aktin dediğimiz elemanlardır. Kasın kasılması nasıl gerçekleşiyor? Şimdi kasın kasılması şöyle olur. Kimyasal bir enerji ortaya çıkıyor. Bu enerjinin yaptığı kuvvet sayesinde mikrofilament hareketi gerçekleşir ve kas kasılır arkadaşlar. Kasların kasılması enerji harcattırır ama kasın gevşemesi pasif olarak gerçekleşiyor şimdi biz omurgalardaki iskelet kasından yani çizgili kaslardan bahsedeceğiz çünkü kas kasılmasını zaten çizgili kaslara göre anlatıyoruz daha sonra diğer kaslarımız işleyeceğiz arkadaşlar omurgalılarda iskelet kasına baktığımız zaman bunlar e, kemikleri ve vücudu hareket, hareket ettiren iskelet kasının küçük birimleri olarak Arkadaşlar bir araya gelirler ve iskelet kasını oluştururlar. Bunlar uzun lifler halindedirler. Yani paralel birbirine paralel olarak uzanan demet halindeki uzun liflerden oluşuyor. Her lif tek bir hücredir. Yani şöyle düşünün. Hani şöyle uzun bir lif var burada ama bunların her biri nedir? Birer hücredir. Çizgili kaslarda birden fazla çekirdek var. Dolayısıyla böyle çok çekirdekli bir lif bir iplikçik olduğunu düşünüyorsunuz. Bunların her biri tek bir hücredir arkadaşlar. Peki nasıl çok sayıda çekirdek içeriyorlar? Embriyonik hücrenin kaynaşmasıyla yani çok sayıda embriyonik hücrenin kaynaşmasıyla oluşuyorlar. Bu yüzden de çok sayıda çekirdek içerebiliyorlar. Her lifin iç kısmında e, uzunlamasına olan uzunlamasına dizilmiş olarak bulunan küçük miyofibriller vardır arkadaşlar. Bu miyofibril demetlere de yine kas kasılmasına tabii ki yardımcı olacak. E, miyofibriller ince filamentlerden ve kalın filamentlerden oluşmuştur ince olan filamentler aktin zincirinden ve aktin üzerine sarılmış iki zincirli düzenleyici proteinden oluşmuştur arkadaşlar ince filamentler bu şekilde kalın filamentler ise miyozin moleküllerine çapraz olarak dizilmesiyle oluşmuştur o zaman ince filamentler aktinden oluşuyor kalın filamentler de myozinden oluşuyor diyoruz İskelet kasının bir diğer adı çizgili kastır yani biz bunu çizgili kas olarak da söylüyoruz bunun sebebi Filamentlerin düzenli olarak dizilişleri açık ve koyu bantlar oluşturmuştur. Bu bantlardan dolayı da böyle çizgili bir görünüm ortaya çıkar. Bu yüzden de çizgili kas olarak isimlendirilir. Biz çizgili kaslarda tekrarlanan her birime sarkomer diyoruz arkadaşlar. Sarkomer kasın temel kasılma birimidir. Şekil üzerinde de göstereceğiz sarkomerleri. Sarkomerlerin sınırları ise komşu miyofibrillerde arkadaşlar sıralar halinde böyle yer alıyorlar ve ışık mikroskobu ile görülüyor. Bu yüzden de bir çizgileme olayı gösteriyor. Yani bu sarkomerler de çizgileme olayına bir katkı sağlıyorlar. İnce filamentler Z çizgilerine bağlıdır. Yani aktin filamentleri Z çizgilerine bağlıdır ve sarkomerin merkezine doğru uzanırlar. Kalın çizgiler ise arkadaşlar sarkomerin merkezinde M çizgisinde birbirine tutunuyorlar. Şimdi şekil olarak gösterelim isterseniz bakın. Hatta şöyle yapalım. Şimdi bir kasımız. Arkadaşlar kasın içerisinde bir kas lifi demeti. Kas lifinin içerisinde tek bir kas lifi. Bakın bu kas lifi demetidir. Birden fazla hücreden oluşur. Şu da tek bir kas lifidir. Kas lifinin içerisinde de bakın çok sayıda ne var? Çekirdek var. Embriyonik kök hücrelerin birbirine kaynaşması sonucunda oluşuyor bu hücreler. Daha sonra her bir kas lifinin içerisinde de ne vardır? Miyofibriller vardır. İşte bu miyofibrillerin şöyle daha detaylı olarak görürsek, bakın miyofibrillerde şöyle birbirini tutan bir Z çizgisi vardır. Z çizgisine bağlı olan arkadaşlar ne vardır? Şöyle bakın, e, aktin filamentleri vardır. Aktin filamentleri Z çizgisine bağlıdır ama myosin filamentleri bağlı değildir arkadaşlar. Myosin filamentleri e, böyle ortada serbest olarak bulunabilir veya birbirine M çizgisi üzerinde tutunabilir. Sarkomer dediğimiz yapıda sarkomer pardon yanlış oldu silemedim. Heh. Sarkomer dediğimiz yapıda 2 Z çizgisi arasında kalan bölgedir. Bir kas e, lifi yani bir kas hücresi çok sayıda sarkomerden meydana gelmiştir zaten. Çok sayıda bulunuyor. Bakın mikroskobik görüntüsüne baktığınız zaman gayet çizgili çizgili bir görüntü oluşturuyor. Peki kas kasılması nasıl gerçekleşir? Biz burada kayan filament modeli yani Huxley'in kayan iplikler modelinden bahsedeceğiz. Bu modele göre şimdi ben burada direkt şuraları okuyup geçmek istemiyorum. Ben şekil üzerinden size anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce gevşemiş bir kasa bakalım. Gevşemiş kasa baktığımız zaman bakın Z çizgileri birbirinden uzakta. Aktin ve miyozin filamentlerine baktığınız zaman şu an görüntünün nasıl olduğunu görebiliyoruz kasılmış kasa baktığımız zaman hani hafif bir kasılmış kasa baktığımız zaman bakın dikkat ederseniz aktif filamentleri birbirine doğru yaklaşmış yine Z çizgileri de birbirine doğru yaklaşmış. Tamamıyla kasılmış kasa baktığımızda arkadaşlar burada bakın direkt Z çizgileri miyozinlerin yanına gelmiş hemen Şuradaki M çizgisi ortada dediğimiz M çizgisi kaybolmuş. Bakın şurada aktin filamentleri de hemen hemen neredeyse birbirinin üstüne çıkmıştır diyebiliriz. Bu arada burada göstermemiş ama burada A bandı, H bandı, I bandı dediğimiz bölgeler var. Oraları da söyleyeyim. Arkadaşlar şurada Z çizgisiyle miyuzin arasında bulunan bölgeye biz A bandı diyoruz. A bandı. A bandı. Daha sonra iki Aktin arasında kalan bölgeye bir dakika A bandı değil burası yanlış söyledim, H bandı olacak, H bandı olacak arkadaşlar burası, H bandı. 2 Z çizgisi demeyelim pardon, şu e, aktin filamentleri arasında kalan bölgeye I bandı diyoruz, I bandı. E, Miyozinin, miyozin filamentlerinin boyuna ise A bandı diyoruz, A bandı. Burada kasılma sırasında boyu değişen yapılar his olarak kodluyorum ben. H bandı bakın kaybolmuştur tamamen kasılma sırasında H bandı yok. Daha sonra I bandına baktığımız zaman arkadaşlar e, şuradaki aktin filamentleri arasında kalan boşluk tamamen aktin filamentleri birbirine yaklaştığı için I bandı da kaybolur. S de sarkomerdir. Sarkomer de zaten ne yapıyor? Kısalıyor. Yani kaslar kasıldığı zaman his dediğimiz veya hız his dersek daha kolay aklımızda tutarız. Hisler ne yapıyor? Kasılıyor. O zaman hisler kayboluyor arkadaşlar. Kas kasıldığında his kayboluyor o şekilde kodlayabilirsiniz. A bandına herhangi bir değişiklik olmaz. A bandı sabit kalıyor çünkü A bandı zaten nedir? Miyozinin boyudur değil mi? Miyozin sabit kalıyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Aktin de birbirlerine doğru yaklaştığı için aralarında bulunan boşluk yani I bandı daralıyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim ben size aktinin boyu, miyozinin boyu değişmez. Sadece birbirlerine doğru yaklaşırlar ki miyozin zaten serbest kalıyor. Z çizgileri birbirine doğru yaklaşır. Kasın hacmi değişmez. Kas kasılması sırasında kasın boyu daralır arkadaşlar. Kasın boyu kısalır diyoruz. Peki bunun kimyasal olarak nasıl gerçekleşiyor kas kasılması buna bakalım. Arkadaşlar birincisi bakın şurada bir bölgeyi işleyelim. Burada ne oluyor bu bölgede? Şimdi miyozinin baş kısmı var. Miyozinin baş kısmına geliyor ATP bağlanıyor. ATP bağlandığında bu düşük enerjili durumda. Daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Miyozinin başındaki ATP ADP ve inorganik fosfata dönüştürülüyor. Daha sonra bir yüksek enerji ortaya çıkıyor, değil mi? Sonuçta oradaki fosfat ayrıldığı için aradaki yüksek enerji ne oldu? Serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra Miyuzinin baş kısmı bakın şuradaki baş kısım gidiyor nereye bağlanıyor? Aktine çapraz bir köprüyle bağlanıyor arkadaşlar bu enerji sayesinde. Bağlandıktan sonra ADP ve fosfat bırakan miyuzin düşük enerjili duruma dönüyor arkadaşlar. Ve ince filamentler yani şuradaki aktif filamentleri de ne yapıyor? Kaymaya başlıyor. Yani şöyle bir durum oluyor bakın burada. Aktin filamenti şöyle merkeze doğru, sarkomerin merkezine doğru hareket ediyor arkadaşlar. Yeni bir ATP molekülünün bağlanmasıyla miyozin başını serbest bırakıyor. Serbest bıraktıktan sonra yeni bir döngü başlıyor. Yani ATP burada sürekli bağlıdır aslında. Sadece ATP'nin harcanmasıyla yani ADP artı inorganik fosfat oluşturulup oradaki bir bağın kırılması sonucunda kas kasılması gerçekleşiyor. Bakalım söylemediğimiz bir şey var mı? Zaten çapraz köprü kurar dedik tamam. ADP kullanılır dedik üst üste gelir. Evet şimdi arkadaşlar burada bir de şunu söyleyelim. Ee, enzim katalizli yani şöyle ya da direkt şuradan başlayayım. Kas hücreleri tekrarlanan kasılmalara enerji sağlamak için depolanmış olan iki tane bileşiğe başvuruyorlar. Bunlardan bir tanesi kreatin fosfat diğeri de glikojen. Kreatin fosfatın kullanılması yaklaşık 5 saniye sürüyor. Yani çünkü kreatin fosfat dediğimiz yapısında fosfat bulunan bir moleküldür. yapısındaki fosfat grubunu ADP'ye aktarır, ATP üretir. Daha sonra bu ATP'de gider miyozinin baş kısmına bağlanır. Bu yaklaşık 5 saniye kullanılıyor. Daha sonra ise glikojen kullanılır. Glikojen önce glik, glikoza dönüştürülür. Daha sonra arkadaşlar oksijenli solunum ya da laktik asit fermentasyonu ile enerji üretimi gerçekleşir. Gelelim şimdi burada kalsiyumun düzenleyici rolün arkadaşlar, kalsiyumun rolü ve düzenleyici proteinler. Burada da düzenleyici proteinlerimiz var. Şimdi ne işe yarayacak kalsiyum? Bir kere kalsiyum kas kasılması için gereklidir. Kalsiyum eksikliğinde tetari dediğimiz böyle ağrılı kas krampları ortaya çıkabiliyor. Arkadaşlar Aktine bağlı olan proteinler ve kalsiyum iyonları hem kas hücresinin kasılmasında hem de gevşemesinde rol oynuyorlar. Düzenleyici bir proteindir tropomiyozin. Düzenleyici bir protein grubu olan troponin kompleksiyle ince filamentlerin aktin ipliklerine bağlanıyor. Hani ince filamentler dedik ya ince filamentlerin ortasında ne vardı? Aktin filamentleri. Etrafında da iki tane proteinden oluşmuş bir zincir vardı. Etrafını sarıyordu. İşte bu aktin filamentlerin aktin ipliklerine bağlanıyor. Daha sonra dinlenme durumundaki bir kas hücresinde tropomiyozin ince filament boyunca yer alan miyozin bağlanma bölgelerini kapatıyor aktinle miyozinin etkileşimini önlüyor. Bu sefer sitozolde kalsiyum birikmeye başlıyor. Kalsiyum birikmeye başladığı zaman kalsiyum iyonları troponin kompleksine bağlanıyor arkadaşlar ve eee tropomiyozinin konumunu değiştirmesine sebep olarak ince filamentlerin miyozin bağlanma bölgesini açığa çıkarıyor. Yani şurada kalsiyumun rolü, rolü neymiş? Şöyleymiş. Kalsiyum sitozolde birikmeye başlayınca gidiyor troponin kompleksine bağlanıyor. Buradaki aktindeki o miyozinin bağlanma bölgesini serbest bırakarak aktin ve miyozinin birbirine bağlanmasına katkı sağlamış oluyor. Böylece kalsiyumun derişiminin yüksek olduğu zamanlarda ince ve kalın filamentler birbiri üzerinde kayıyor ve kas lifleri kasılıyor arkadaşlar. Peki kalsiyum derişimi düşerse ne olur? Bu sefer de bağlanma bölgeleri kapanıyor ve kasılma duruyor. Kalsiyum iyonları oldukça önemlidir. Motor nöronlar hani sinir sistemini işlemiştik ya motor nöronlar ne yapıyordu? Beyinden aldığı cevabı kaslara ya da bezlere getiriyordu. Motor nöronlar kendileriyle sinaps yapan kas hücrelerinin sitozörüne kalsiyum iyonlarının salınmasına tetikler. Yani kalsiyum salınmasını sağlayarak kas kasılmasına neden olur. O yüzden motor nöronların görevi temel olarak görevi bu şekildedir. Motor nöronun sinaptik ucu hani orada nörotransmitter madde salgılıyor ya e, sinaptik ucuna aksiyon potansiyeli ulaştığı zaman nörotransmitter madde olan asetilkolin salgılanıyor. Arkadaşlar asetil kolin de ne yapıyor? Kas liflerinin üzerindeki reseptörlere asetil kolin bağlanıyor ve depolarizasyon gerçekleşiyor. Yani hücre uyarılıyor. Hücre uyarıldığı anda da aksiyon potansiyelini tetikliyor. Daha sonra kas hücresinde bulunan trans, transversal tübüller dediğimiz tübüller sarkoplazmik retikulumu etki ediyor. Peki sarkoplazmik retikulum nedir? E, kas hücrelerinde özel olarak kalsiyumu depo eden... E, Endoplazmik retikulum'a biz e sarkoplazmik retikulum diyoruz. Buraya etki ederek kalsiyumların plazmaya yayılmasını uyarıyor. Böylece kalsiyumlar serbest kalıyorlar. Daha sonra kalsiyumlar troponine bağlanıyor. Kas lifi kasılmaya başlıyor arkadaşlar. Motor nöronun etkisi durduğu zaman da kas gevşiyor. Bakın şurada troponin kompleksi. Tropomyosin dediğimiz protein de şu ince iplik halinde olan proteindir. Kalsiyum geliyor buraya bağlanıyor. Bağlandığı zaman arkadaşlar bakın kalsiyum molekülleri geldi bağlandı. Bağlandıktan sonra miyozinin bağlanma bölgelerini açıyor. Açtığı anda da ne oluyor? Geliyor miyozine. E, işte miyozinin baş bölgesi aktine bağlanıyor arkadaşlar. Ve böylece kas kasılması gerçekleşmiş. Arkadaşlar bakın nörotransmitter maddeler salgılanıyor. Burada asetil kolin salgılanır. Asetil kolin de buradaki reseptör hücreler tarafından, reseptörler tarafından algılanıyor ve içeriye giriyor. İçeriye girdikten sonra sarkoplazmik retikulumu uyararak sarkoplazmik retikulumda depo edilen kalsiyum iyonlarının serbest kalmasını sağlıyor. Kalsiyum iyonları serbest kaldıktan sonra ince filamentler içerisinde bulunan troponinlere bağlanıyor. Troponinlere bağlandıktan sonra da e, ee, miyozinin çapraz köprü kuracağı baş kısmını serbest bırakıyor. Yani bağlanması için aslında açığa çıkarıyor orayı. Bağlanıyor arkadaşlar. Bağlanma gerçekleştikten sonra da kalsiyum iyonları yani işte kasılma gerçekleşti. Her şey olduktan sonra kalsiyum iyonları tekrardan ne oluyor? Sarkoplazmik retikulma geri dönüyor. Geri döndükten sonra da kas lifi gevşiyor. Böyle bir döngü söz konusudur bizim Hücrelerimizde, kaslarımızda. Yine burada da aynı şekilde bağlantı bölgelerini, bakın motor nöronların bağlanma bölgelerini yine göstermiş sinaptik uçları. Burada şimdi ben size şu grafikte şunu anlatmak istiyorum. Kaslarda belirli bir kasılma gerçekleştikten sonra gevşeme olması gerekiyor. Arkadaşlar, bakın tek bir kasılma gevşeme gerçekleşti, aksiyon potansiyeli iki tane kasılma olayı seyirme diyor burada da iki kasılma olayı ard arda gerçekleştiği zaman böyle bir grafik çıkıyor ama yüksek frekansta aksiyon potansiyeli olursa yani şöyle düşünün mesela sürekli uyarı geliyor kasa sürekli uyarı geliyor sürekli asitikolin sürekli uyarıyor 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 ne olacak kas gevşemeye fırsat bulamayacak gevşemeye fırsat bulamadan sürekli kasılı kalması dur buna biz fizyolojik tetanos diyoruz arkadaşlar bu oldukça önemli bir kavramdır. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. Şimdi buraya kadar kas kasılması nasıl gerçekleşiyor? Proteinlerin, kalsiyumun görevinden bahsettik. Burada iskelet kasının lif tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilim insanları şöyle bir kanıya varmışlar. Lif tiplerini ya kas aktivitesine enerji vermede kullanılan ATP'nin kaynağına göre ya da Kasın kasılma hızına göre sınıflandırıyor. Şimdi ilk oksidatif ve glikolitik liflere bakacağız ilk önce bunlar oksijenli solunum yapan liflere biz oksidatif lifler diyoruz arkadaşlar oksijenli solunum yapan liflere oksidatif lif diyoruz ee, çok sayıda mitokondriye sahiptirler zengin kan tedarikine sahiptirler yani bol miktarda kılcal damar bağlanır buraya bir de çok miktarda miyoglobin bulunur peki miyoglobin ne işe yarar miyoglobin oksijen depolayan proteindir arkadaşlar dolayısıyla Bunlar oksidatif yolu, işte hücresel solunumun oksidatif yolun oksijeni solunumu kullandıkları için, bu yüzden de miyoglobin'e e, sahip olmaları gerekiyor. Miyoglobin yapısında yine demir olduğu için arkadaşlar kahverengi, kırmızı gibi bir renk verir. O yüzden hani mesela etiyoruz ya biz işte inek eti, e, ne bileyim koyun eti falan, bunlar bu yüzden kırmızı renklidir. Ama Tavuk gibi işte balık gibi canlara baktığımızda bunlar da miyoglobin çok fazla olmadığı için bunlar da kas rengi beyazdır. Beyaz et diyoruz zaten. Şimdi bunlar arkadaşlar oksijeni miyoglobin, oksijeni hemoglobine göre daha sıkı bağlar ve oksidatif lifle göre oksijeni kandan... Daha hızlı bir şekilde alma yeteneği vardır. O yüzden de hızlı bir şekilde kas kasılmasına sebep oluyor. Glikolitik liflere baktığımız zaman bunları ATP'nin ilk kaynağı olarak glikoliz yolunu kullanıyorlar. Eğer e, oksijenli solunum yapıyorsa oksidatif lif glikolitik yolu kullanıyorsa yani glikolizi ATP kaynağı olarak kullanıyorsa glikolitik lif diyoruz arkadaşlar. Bu lifler oksidatif liflere göre biraz daha geniş çapa sahiptirler ve daha az miyoglobine sahiptirler. Bu kaslar daha çabuk yorulurlar. Çünkü bunlarda çok fazla enerji üretimi yoktur. Sadece glikolizyonunu kullandıkları için. Koyu renkli olan etler miyoglobince zengin olan oksidatif liflerden yapılmıştır. Açık renkli etler ise arkadaşlar gliko glikolitik liflerden oluşmuştur. Bir de hızlı ve yavaş liflerimiz var. Eee Hızlı liflere baktığımız zaman bunlar kısa, hızlı ve güçlü kasılan liflerdir. Yavaş olanlar ise genellikle vücudun duruşunu sağlayan duruş pozisyonumuzu sağlayan kaslarda bulunuyor ve uzun süreli kasılı kalabiliyorlar arkadaşlar. Yavaş lifler daha az sarkoplasim kretikulum içeriyorlar ve daha yavaş kalsiyum pompalıyorlar. Bu yüzden de zaten isimleri yavaş lif olarak söyleniyor. Kalsiyum iyonları sitozolde daha uzun süre kalıyor yavaş liflerde. Bu yüzden de arkadaşlar kasılma e, diğerlerine göre hızlıya göre 5 kat daha uzun sürüyor. Çünkü kalsiyum daha uzun süre kalıyor. Kasılma hızı ile ATP kaynağı arasında herhangi bir ilişki yoktur. Yavaş kas liflerinin hepsi oksidatif hızlı olanlar ise arkadaşlar hem oksidatif hem de glikolitik yolu kullanırlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Şimdi çizgili kaslardaki kasılma mekanizmasından, kasların tipinden, liflerin tipinden bahsettik. Şimdi gelelim kalp kasına ve düz kaslara. Arkadaşlar kalp kasına baktığımız zaman zaten adı üstünde sadece kalpte bulunan kaslarımızdır hücreleri dallanmıştır ve çizgilidir Burada da bantlaşma olayı vardır bunların e, kalp kası hücreleri plazma zarında ritmik olarak depolarizasyonu açan iyon kanallarına sahiplerdir o yüzden de bunlar ritmik olarak kasılan kaslardır komşu kalp hücrelerinin plazma zarları e, disk dediğimiz özelleşmiş bölgelerde birbirine bağlanmıştır O yüzden de bu ara bağlantılar sayesinde doğrudan doğruya elektriksel bağlantı sağlıyorlar. Birden de kalbin kasılması zaten sürekli gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu interkalat disk dediğimiz bölge aradaki bağlantıyı kurarak kalp kasının sürekli kasılmasını sağlıyor. Düz kaslara baktığımızda bunlar da kan damarları, sindirim organları gibi ee, sindirim kanalı organları gibi içerisinde boşluk olan organların duvarlarında bulunuyor. Bunların hücreleri mekik şeklindedir. Çizgilenme yoktur arkadaşlar. Çünkü bunlarda aktin ve miyozin düzenli dizilmemiştir. Otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Yani bizler kontrol edemiyoruz. Ee, merkezi sinir sistemimiz kontrol ediyor bunu. Çizgili kaslara göre daha yavaş kasılıp gevşiyorlar. T-tübülleri ve troponin kompleksi bunlar da yoktur. Miyozinin başına ATP sağlam bağlanmasını sağlayan bir enzim olan kalmodolin kalsiyum iyonlarının bağlanmasıyla kas kasılmaya yol açıyor. O zaman burada troponin gibi bir kompleks olmadığı için burada görev yapan enzim nedir? Kalmodolin dediğimiz enzimdir arkadaşlar. Oldukça da önemli bir enzimdir. Şimdi iskelet sisteminin tiplerini göreceğiz burada. Daha sonra insanda iskelet sistemi diyeceğiz ve ee bitireceğiz artık videomuzu. İskelet sisteminin tiplerine baktığımız zaman hidrostatik iskeletler vardır. Arkadaşlar hidrostatik iskelet adı üstünde su basıncı. Yani bir sıvı basıncı etkisiyle hareket gerçekleşiyor. Bu tip iskeletleri kinidarya şubesine ait çoğu hayvanda rastlanıyor. Yine yassı solucanlarda, yuvarlak solucanlarda, halkalı solucanlarda rastlanıyor. Bunlarda sıvıyla dolu bir vücut bölümü vardır. Bunlar şeklini değiştirmek için kaslarını kullanarak vücutlarını hareket ettiriyorlar arkadaşlar. Hareketleri sırasında vücudun bir kısmı kasılırken bir kısmı gevşer. Dolayısıyla biz buna peristaltik hareket de diyoruz. Mesela peristaltik hareket bizim Bağırsaklarımızda da görülür işte yemek borumuzda da görülür arkadaşlar peristaltik hareket kasların bir kısmının kasılırken diğer kısmının gevşemesi sonucunda oluşan bir harekettir. Dış iskelete bakalım dış iskelet e, hayvanın yüzeyinde bir madde birikmesiyle oluşan sert bir kabuktur arkadaşlar. Yine midyelerin ve diğer yumuşak çoğunda kabukları manto tarafından salgılanan. Kalsiyum karbonattan oluşmuştur. Özellikle böceklerde ve diğer eklemli, eklem bacaklılarda ise kütükula dediğimiz bir tabako örtüyor bunları da. Kütükulanın %30'u %50'si de kitinden oluşuyor arkadaşlar. Kitin dış iskelet için özellikle önemlidir. İç iskelete baktığımızda iç iskelette süngerlerden memelilere kadar bazı hayvanlarda yumuşak dokunun içerisine gömülmüş olan sertleştirilmiş iç iskelet bulunuyor. Mesela süngerlerde inorganik maddelerden oluşuyor bu iç iskelet. Derisi de kendilerde magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat kristallerinden oluşuyor. Kordalılarda ise yani omurgalılarda ise kıkırdak, kemik ya da bu maddelerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Memeli iskeletine baktığımız zaman 200'den fazla kemikten oluşmuştur memeli iskeleti. Bu kemiklerin bazıları birbirine kaynaşmıştır ve eklemlerle birbirine bağlanmıştır. Burada zaten kemik yapılarımızı görüyoruz. Burada bir de eklem tiplerinden bahsedeyim. Bu dediğim gibi kemiğin şekli, kemiğin yapısı, kampında çok geçmiyor. Yani hiç anlatmamış orada kemiğin yapısından falan bahsetmemiş. Dolayısıyla ben de burayı almadım. Hani bu videoları Campbell'dan hazırladığım için. Şöyle yapın. Önce benim 2022 videolarımdan izleyin. Daha sonra gelip buradan izleyin. En başta da söylediğim gibi. Top ve soket tipi eklem vardır. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle bir top gibi bir başı vardır. Soket yeri vardır. Bu da ikisi birbirine kaynaşarak eklem oluşturuyor. Menteşe tipi eklem vardır. Menteşe tipi eklemde de. Menteşe gibi birbirinin içine geçmiş olan eklemdir. Bir de pivot tipi eklem var. Pivot tipi eklemde de şöyle yarım ay şeklinde bir boşluk bulunur. Kemiğin diğer kısmı da ne yapıyor? Buna bağlantı sağlıyor arkadaşlar. Bu özellikle bizim kol ve bacaklarımızda bulunan kemiklerde pivot tipi eklem görülüyor. Evet böylece destek ve sistemini bitirmiş olduk. Sonraki videoda canlarda davranışa geçiyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.